Betonun dibi beton. Yazan Zeyyat Selimoğlu. Seslendiren Ercan Demirel. Az bir şey sonra şatlar uzakta görünüyor. Önce nokta başı kadar, derken yaklaştıkça büyüyorlar. Uzunluğuna tekneler oldukları belli oluyor. Daha sonra da içindekiler görünüyor. Yükleme boşaltmanın çimento işçileri. Geliyorlar. Gemiye hep daha bir yaklaşarak, niyetleri deli bozuk gibi geliyorlar. İkinci Dünya Savaşı'nın çıkarma gemileri. Öyle diyor Mehmet Kaptan, gülüyor. Çıkarmayı bize yapacaklar. Birazdan ele geçirirler gemiyi. Kırar döker, bozar ezerler. Şimdi biz Japon adasıyız diyor. Deniz piyadesi geliyor, sonra düzeltiyor. Hangi deniz piyadesi be? Çimento piyadesi, çimento. Yüklerden keresteyle pamuğu tutarım diyor. Gerçi kereste tehlikelidir. İstifi güçtür. Başına iş açar adamın. Ama bütün gemi baştan aşağı bir tahta kokar ki doyamazsın. Ya pamuk? Pamuk da iyidir. Balyalara baktıkça yorgan döşek gelir gözümün önüne. Kendimi evimde, yatağımda görürüm. Uzanıp sırt üstü yatmışım. Ya bu çimento? Bu çimento yok mu? Gemiyi de, gemiciyi de, işçiyi de kepaze eder. Hayvana döndürür adamı. Bu çimento kadar insanı hayvan katına indiren bir yük daha icat edilmemiştir. Hangi densiz icat etmiş bilmiyorum. Şatlar yaklaşıyor. Daha da yaklaşıyorlar. Sıcak. Havada fırın kızgınlığı. Kaptan öfkeli. Soluyor. Burnundan. Deniz dümdüz durmuş. Şatları gemiye doğru ha babam kaydırıyor. Yağlı deniz, kaygan. Deniz bir garip ki, en azından bir karış eninde kalın bir yağ tabakası altında kalmış gibi. Asıl denizi göremiyorsun. Yağ tabakasını yalnız. Şatlar o yağ tabakasının üzerinden kayarak geliyorlar. Sıcak, denizin suyunu çekip almış, katı yağ tabakası kalmış geriye. Gerilerde çimento için kıvranan güney kıyısı. Kıyı inliyor. Çimento. Bütün ambar kapakları açılmış. Vinçler hazır. Şöyle bir uzanıp da bakınca görüyorsun. Çimento torbaları sırt sırta vermiş. Yan yana gölgeye sığınmış gibi çimento torbaları. Koyunlar gibi. Boyun eğmiş bekliyorlar. Soluksuz. Rahatları bozulmasın diye can atıyorlar serin ambarlarda kalalım diye ama çaresiz. Kıyı dövünüyor. Çimento. Güneş azıttıkça azıtıyor. Yakıyor her yerleri. Yakar diyor Mehmet Kaptan. Kavurur, kör eder neredeyse. Güneş öyle. Güneş değil diyor. Yani çimento. Kör mü eder? Eder mi? Neredeyse, diyor. Gözünün iki pınarına oturdu mu çimento tozu bu sıcakta, iki gözün iki kor parçası olur kalır. Sağa sola bakmak istemezsin hiç. Hep ileri bakmak istersin. Dip doğruna, hayvan olursun, bir gergedan. Bakar kör olursan rahat edersin biraz. Ama sağa solu merak ettin mi, gözlerini kaydırandan hiç hoşlanmaz. Torbalar bir bir patlamaya başladı mı felaket de başlar. Tozun oturmadığı iğne deliği bulamazsın dört bir yanında. Burun deliklerinden, kulak deliklerinden içeri, ağzından içeri yürür toz. Gırtlağına oturur, beton olur kalır. Bir bir patlamaya başladı mı torbalar. Torbalar bir bir patlamaya başlıyor. Şatlar hanidir bordada.
Çimento işçileri ip merdivenlerden yukarı, Burda'dan yukarı tırmanıp gemiye yayılmışlar. Ambarlara inmişler. Vinçler takırdıyor, insanlar haykırıyor. Sapana vurulan çimento torbaları ambarın dip derinliğinden yukarı fırlayıp gün ışığına çıkıyor, havada bir eğri çizip Burda'ya doğru ilerliyor. Burda'dan aşağı şatlara inip torbaları şata bırakarak eli boş geri dönüyor. Aynı işi yenilemek üzere. Torbalar bir bir patlamaya başlayınca çimento tozu bütün gemiye, bütün ellere, ayaklara, bütün yüzlere, gözlere sinip oturmaya duruyor. Çimento tozu atom bombasının tozu gibi bütün bir gemi dünyasını ele geçiriyor çok geçmeden. Rengi bozuk, gri bir dünya. Gemide ne var ne yok, canlı cansız, bütün hepsi asıl renklerini yitirip grilere bürünüyor. Çimento grisi bütün yere göğe bir ağırlığını koyuyor ki toz ama eziyor insanı, yamyazsı ediyor. Bu sıcakta kurşun ağırlığıyla yüklenen bir toz. Yapıştığı yerde madenleştiğini hissediyorsun. Ellerinde, alnında, yanaklarında, şakaklarında, saçının içinde. Bulaşıcı bir hastalık gibi yayılıyor toz. Salgın gibi. İnsandan insana ve insanın yüzüne ölüm karası çimento grisini yapıştırıyor. Bir ölünün yüzü canlanıyor gözünde. Yüzlere sinen bu gri, ölümün rengi. Kaptan bir garip gülüyor. Çimento işçilerini gösteriyor başıyla. Doğru, diyor. Bunlar da yaşayan ölüler zaten. Birden irkiliyor. Ulan bu betonun işi ne burada? Sil baştan mı ettik yoksa? Dur bakalım. Beton ulan! Diye haykırıyor ilerideki vincin az ötesindeki bir işçiye. Ulan beton! Beton ulan beton! Vincin az ötesindeki geniş omuzlu, tıknaz adam beton. Kaptandan yana dönüyor, uzaktan gülüyor galiba. Kaptan el ediyor. Gelsene ulan! Ne bakıp duruyorsun, değiyoruz! Çakıldın mı oraya? Gel ulan! Adam kaptandan yana yollanıyor. Başını iki yana sallayarak yaklaşıyor. Bir an davlumbaza çıkan merdiven dibinde yok oluyor gözden. Sonra merdiven başında çok yakından görünüyor. Önce başı, sonra omuzları, göğsü, en sonunda da bacakları görünüyor. Merdiveni arkada bırakıp davlumbaza adım atıyor. İyice yaklaşıp kaptanın karşısında duruyor. Ağzını yayarak bir de gülümsüyor. Gri bir tabloyu andıran değirmi yüzünde bembeyaz dişleri bir sıralı safta diziliyor bir an içinde. Kaşları, kirpikleri, bıyığı, burun delikleri, kulak delikleri çimento dolmuş bir adam. Çimentodan bir heykeli andırıyor ilk bakışta. Yalnız ilk bakışta değil, son bakışta da öyle. Ne zaman baksan öyle. Çimentodan bir heykeli andırıyor. Kaptan başını sallıyor. Ulan hani bırakıyordun çimentoyu? Hani bırakmıştın? Hani nerede o tövbelerin, sövmelerin? Şunun şurasında kaç yıl oldu ki? Yine dönüp geldin anlaşılan. Nasılmış? Haklı mıymışım? Sen şu çimentoyu zıkkımlanmadan yaşayamazsın demedim mi ben sana? Beton gülümsüyor. Ben onu bıraktım ama, diyor. O beni bırakmadı bey baba. Paçamdan çekip yapıştırdı beni bu kıyılara yine. Elbette yapıştıracak, diyor kaptan. Ben bu gemiden ayrılabiliyor muyum? Ayrılabilir miyim? Sana neden rıza demiyorlar da beton diyorlar? Neden beton rıza diyorlar deyiyoruz? Bana neden kaptan diyorlar? Neden Mehmet demiyor da Mehmet kaptan diyorlar? Adın yalnız rıza olsaydı boş koyabilirdin çimentoyu. Ama sen betonsun ulan! Bedavadan mı betonsun hayvan herif? Beton rıza hiç aldırmıyor. Sakin gülümsüyor. Çekip gittiğinde hangi işe atıldın? Hiç işte. Öteberi işler baba, önemi yok. Önemi olan dönüp gelmem değil mi? Çimento. Bu çimento işi yok mu? Daha doğduğumda şu alnıma yazılmış.
ambara doğru bir göz atıyor. Torbaları patlatmaya koyuldular hanidir. İnip de bir bakmazsam toza boğulur gemi. Öyle değil mi baba? Tozdan göz açamazsın. Kaptan baba, söylesene, değil desene. Mehmet kaptan hiç ses etmiyor. Ya doğru söze ne denir? Ne demişler? Sükut ikrardan gelir. Büyükler öyle demiş. Öyle ya. Beton boşaltmada mı? Korkma. Torbalar patlamaktan kurtulur. Fire vermez çimento. Yalan mı süvari bey? Mehmet kaptan gülüyor. Hadi diyor. Git de bir göz at bakalım. Betonun döndüğünü anlayalım. Geldiği yoldan beton yine geri dönüyor. Merdivende yok oluyor gözlerde. Kim bu beton? Bu beton, Beton Rıza. Doğdu doğalı çimentoyla yoğrulmuş. Çimento fire veren büyüktür. Hem de çok. Boşaltmada beton yoksa yırtılan torbalardan oluk gibi akar gider çimento. Bütün kıyı en azından bir karış toza batar. Ziyanlık. Ama beton boşaltmaya katılırsa bak o zaman iş değişir. Torbalar delinmekten kurtulur. Boşaltmanın tadı gelir. Düzen gelir. Çimentonun huyu düzelir. Neden beton demişler? O da ayrı hikaye. Bu beton, çimento işine ilk adım attığında müthiş yoksulmuş. Ana baba yok bir çocuk, kimsesiz. İnsanoğlu neden yoksun kaldıysa ona hırslı olur ömrünce. Bu beton da öyle işte. Çocukluğu açlıkla savaşmakla geçtiğinden iyi yemeye hırslı. Çimentoda çalışmaya başlayınca gemilerin aşçısıyla dostluk kurmuş. Kuzinaya dadanmış. Bol yemek yiyebileceği kadar. Gel gelelim çimento tozunu bolca yutan alışıncaya kadar iştahından kesilir. Beton da öyle olur. Bütün çocukluğunca düşünü kurup durduğu bol yemek önünde ama istediği gibi yiyemiyor. İçinde isteksizlik. Deli olur insan be. Keçileri kaçırır. Beton iyi delirmemiş. Neyse. Yavaş yavaş iştaha gelmiş yerine. Beton da yemeye durmuş. Derken bu sefer de başka bir dert baş göstermiş. Ne yaparsın? Çimento. Senin anlayacağın dibi beton olmuş bu sefer de Rıza'nın. Çıkamıyor. Yemekle başı hep dertte. Sanki inadına dersin. Korkudan yiyemiyor bu sefer de. Kendini tutuyor ne olur ne olmaz diye düşünüp. Ulan yesene diyenlere ben de bu dip varken dermiş. Zor yerim. Bu sefer de dibim beton oldu be. O gün bugün adı betondur. Birazdan torbaların delinmesi durur görürsün. Fireyi %40-%30 kadar indirir. Büyücüdür Beton Rıza. Çimento büyücüsü. Bana sorarsan heykeli dikilecek bir adam. Eliyle karşı kıyıları gösteriyor. Şu karşıki kıyıya heykelini dikmek gerek. Tunçtan mermerden değil, salt betondan.